Adventure İstanbul kanalından herkese merhaba. Bugün yanımızda çok özel bir konuğumuz var. Gamze, kara kız Gamze. Nasılsın Gamze? İyiyim, teşekkür ederim. Bugün çok keyifli bir yol yapıyoruz seninle evet, beraber. Aynen. Umarım keyif alıyorsundur. Çok keyif alıyorum. Görmediğim yerlerde İstanbul'da zaten. Hava çok güzel, izinliyiz ve motorumuzla gezebiliyoruz. Evet. Bu mükemmel bir şey. Gamze'nin bir BMW F750 GS'i var. Ne kadar zamandır berabersiniz Gamze? Haziran'dan beri. Haziran'dan. 2020 Haziran. Yani işte 6-7 ay oldu. Kaç kilometre yol yaptın? 500 kilometredeyken almıştım motorumu. Şu an 11.000'i geçti. Güzel geziyorsun güzel. Belli ki şehirler arası falan. Evet. Neden bu motosikleti tercih ettin? Daha önce birçok kişi biliyor, sen de biliyorsun, Afrika Twin kullandım. Daha güçlü bir motordu. Benim çok aşırı bir güç arayışım yok. O yüzden 750 cc'nin bana uygun olacağını düşündüm. Çok daha dengeli bir motor. Çok daha az yakıyor. Ne kadar yakıyor? 100 kilometrede 4.2 litre ortalaması yani, var. Çok güzel. Çok iyi. Peki frenlerinden falan memnun musun? Evet, zaten üzerinde Brembo fren sistemi var. Çok çok memnunum yani. Yağmurda falan hiç tedirgin olmadan frene basabiliyorum. Durduğu mesafe beni çok tatmin ediyor. Memnunum kısacası. Peki motosikleti aldıktan sonra üstüne bir ekstra neler yaptırdın? Kendime telefon tutucu taktırdım. Ekrana güneş vurduğu zaman yansıma yapıyor diye onun üzerine bir hani gölgelik aldım. Onun dışında ekstra hiçbir şey yapmadım. Her şey üzerinde gitti. Ön cam orijinal cam mı? Ön cam orijinal değil. Orijinali daha kısa. Bir de ön cam aldım. İyi hatırlattım. Yani normal cam biraz kısa geliyordu. Evet, boyun evet. Da uzun. Yani şuralara kadar. Hatta ben vida seçeneğim olunca ileride biraz daha uzunluğunu almayı düşünüyorum. Peki motosikletin aydınlatmalarından memnun musun? Yeterli mi senin için? Evet, çok memnunum. Zaten LED far var üzerinde. Evet. Bir de altta ekstradan önceki sahibi sis farları takmış. Aynen. Onlar da yeterince aydınlatıyor. Gayet dikkat çekiyorsun aynen. Akşam gelirken. Peki frenlerinden memnun musun? Bir önceki Afrika Twin'de tel jantlar vardı. Aynen. Şöyle önceki Afrika Twin'in zaten boyusu olarak ön tekeri de çok jantı da çok büyük. 21 sanırım. Bununki 19 da 17. Afrika Twin'de kendinizi çok yukarıda, gidonu çok yukarıda hissediyorsunuz. Sanki aşırı gaz verdiğinizde sizi böyle arkaya atacakmış hissiyatı var. Ya da çok aşırı fren yaptığınızda, ani fren yaptığınızda da bir yığılma oluyor. Beni o durum çok rahatsız etmişti. Belki amortisör ayarlarını doğru ayarlayamamış olabilirim. Ama bunda daha farklı. Bir kere gidonu daha alt seviyede, çok daha rahat manipüle edebiliyorsun. Fren yaptığında sende bir yığma oluşturmuyor. Ya da çok aşırı gaz verdiğinde seni böyle arkaya itmiyor. O böyle hoşuma gitti o süspansiyonu şeyi. Zaten üzerine ağırlık koydukça ya da artça aldıkça buradan tek tuşla ABS'yi ayarlayabilmek de çok güzel bir şey. Peki modları var mı? Yani evet. 4 adet modu var. Zaten burada mod tuşu var. Mod tuşuyla bir yağmurluysa rain. Normal yolda sürüyorsan road modu, araziye giriyorsan enduro modu. Bir de diyelim ki evet biraz daha böyle hard kullanmak istiyorsan. Sen en çok hangisini kullanıyorsun? Ben en çok road ve enduro'yu kullanıyorum. Anladım. Araziye giriyor musun bu motosiklete? Tabii. Çok giriyorum hatta. Yani bayağı giriyorum. Yani Afrika Twin'i hani arazide kullanmak için almıştım Afrika Twin'i aslında. Ama o nasıl diyeyim? Yani Afrika Twin daha genç çocuk gibi düşün, ergen gibi düşün. Çok atak. Ama bu böyle olgun bir deneyimli motor yani öyle söyleyeyim. Daha güvende işte. Çok o yüzden çok rahat giriyorum araziye. Ayak bacak boyum zaten uzun. Ayaklarım da yere çok net değiyor bu motorda. O yüzden de biraz kendimi daha güvende hissettiğim için her yere girebiliyorum. Kaç kilo motosiklet?
Boşken 220 kilo civarlarında ama tabii çantalar falan 240 civarında oluyor. Peki mesela araziye giriyorum diyorsun, o ağırlık seni zorlamıyor mu? Genelde şöyle, ben ağırlığı seviyorum aslında. Sanki beni daha çok yere oturtuyormuş gibi hissiyat veriyor. Ayakların yere değince güvende evet, hoşuma gidiyor. Yani sanki ağır ağır giderken daha hani sürtünme de artıyormuş gibi hissiyat veriyor bana. O yüzden seviyorum ağır motor kullanmayı. Aynalar orijinal aynalar mı? Evet, ben aldığımda böyleydi, orijinal. BMW'lerinki böyle zaten. Yeterli mi peki senin için? Yani şöyle, Afrika TV'nde mesela o aynalar konusunda bence daha iyi. Çünkü daha büyük bir aynası var. Buna geçtiğimde hatta ilk başta sanki göremiyorum ya ben, aynalar mı acaba ayarlı değil? Kendim birçok kez değiştirmiştim ayarlarını. Ama alışıyor insan. Bir süre sonra yeterli olduğunu görüyorsun. Peki motosikletin bakım periyodu nasıl? Yani sana çok fazla sıkıntı çıkaran bir motosiklet mi? Bu arada kaç modeldi? Bu 2019 model ama 2020 Ocak trafiğe çıkışlı. 2 yıllık normalde zaten BMW'nin kendi orijinal garantisi var. İlk sahibi de onu ekstra ücret ödeyerek 5 yıla çıkartmış. Şu an bu motor 5 yıl garantili. 1000 kilometre bakımı vardı. 6.000'de yaptırdım ve 10.000'de yaptırdım. Bir sonraki 20.000'de. Yani yolda falan sana bir sıkıntı çıkarmadı. Sadece periyodik bakımlarını yaptırıyorsun. Değil mi? Yolda hiçbir şu ana kadar sıkıntım olmadı. Zaten belli bakımlar olduğunda da daha çok yeni motor. Bir kazası da yok çok şükür. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşatmadı bana. Bakıma götürdüğümde 1.300 lira verdim. Fena değil bence de. Şey oluyor zaten, kaç taksit yapıyorsunuz? Tek seferde ver ya. Aynen yani, kaç taksiden ona göre. Sele konforu nasıl peki? Çok rahat. Afrika TV'ne göre zaten çok çok rahat. Afrika TV'ne maksimum kullanabildiğim süre 2 saatte. Çünkü gerçekten bir süre sonra artık acı hissediyorsun. Çok sert. Ama bu çok yumuşak. Zaten belli oluyor yani. Bununla 4-5 saat hiç durmadan gittiğimi biliyorum. Dediğim gibi gerçekten yemek içmek için duruyorsunuz. Motor sizi rahatsız ettiğin için durmuyorsunuz yani bu motorda. Şöyle bir de şunu belirtmek istiyorum. GS'in özel bir GS, rengi çok güzel. Evet, bu bildiğim kadarıyla 40. yıla özel bir renk. Ya kaç kişi de vardır? Bilmiyorum yani. Ben bir tek sende gördüm. Daha önce hiç görmemiştim bu rengi. Çok hoşuma gitti. Evet, bu renk gerçekten çok güzel. Şu anda hangi lastikleri kullanıyorsun? Şu an üzerinde Anlas'ın Wintergrid Plus'ları var. Daha önce araziye gittiğimde, Toros'lara gittiğimde de yine Anlas'ın Capra Arın'ı kullandım. O dönem Capra X yoktu, işte bu korona mevzularından gelmiyordu ya da üretilme yavaştı. Ondan önce de zaten Batlax vardı üzerinde, kendi orijinal üzerinde olan. Peki orijinal lastiklerinden memnun muydun? Güven veriyor muydu yani? Şöyle, o kadar kullanamadım çünkü araziye gideceğim için arazi lastiği takmam gerekiyordu. Sonra paraya da ihtiyacım olunca onları da sattım. Güzel hikaye. Net. Peki virajlarda falan güven veriyor mu sana bir motosiklet? Çok güven veriyor. Kesinlikle. Benim sürüş dinamiğim değişti komple yani. Ya bu arada soruyorum ama CS şeyi var ya yani zaten konfor motosikleti. Ben İstanbul'dan aldım motoru. İzmir'e götüreceğim. Çok heyecanlıyım çünkü hani ilk defa BMW kullanacağım. İlk defa farklı bir motor kullanıyorsun sonuçta. Motora bindim. Sanki ben tutmuyorum motoru ya da ben gaz vermiyorum gibi. Kendi gidiyor motor. İnanamadım yani, bu kadar smooth, bu kadar rahat motor olamaz diye düşündüm yani. Ki daha 1200'leri falan denemedim, evet, artık nasıl olur bilmiyorum. Onlar da nasip olur. Şeyi çok güzel, viraj ABS'si olduğu için bunda. Yani virajda diyelim ki ani bir fren yapmanız gerekti. Afrika TV'de şunu çok yaşıyordum. Şimdi döneceğim, virajdayım. Frene basmam gerekiyordu, motor kafa sallıyordu. Arkayı sallıyordu, önü sallıyordu. Yani sallıyordu sizi ve siz o an nereye, ne olacak, ne olacak diye düşünüyordunuz. Bunda fren yap, şey yap, sen aşırı bir hareket yapmadığın sürece sanki önceden rotayı yüklemişsin de o gidiyormuş gibi oluyor. Zaten virajlarda siz önde giderken ben arkada acı çekiyorum. Abi, zaten ya, oralara çok girme istersen demiş. Ayrıca konuşuruz onu. Şimdi ben biraz gaza geldim. Yıldıray abi de güzel gidiyor. Ben de dedim peşinden gideyim. İki CS böyle. Ben de arkada böyleyim. Hadi oğlum. Zaten çantaları kendi üzerindeydi. Sahibi yine almış dediğim gibi. İçinde de göstereyim bak, içinde kendi orijinal iç çantası var. Şöyle.
Yani bir yere seyahate gittiğinde bu çok avantajlı oluyor. Çantayı tut götür direkt. Aynen. O yüzden çok memnunum bu çantayı. Ki bunlar da zaten kolay sökülüyordu. Dün çok kolay. Şunu pardon. Diyelim ki bunu çıkartacaksın. Bunu çekiyorsun kırmızıyı. Bu da kalkıyor. Çıkarıyorsun. Ve tutup çıkarıyorsun. Çok iyi. Bu ya. Kadar. Yine harika. Takarken gerekli yerlere oturttuktan sonra şuradan göremiyorum. Oturttun. Bununla bunu aynı anda kapattın. Bitti. Bu kadar. Bu kadar. Çok güzel. Çok basit. Çok simple. Ekranı güzel. Ekranı tabii önce başta alışamadım ama oğlum çekilin ya. Ne oldu ya? Bu arkadaş. Tamam. Tamam. Tamam sen de ünlü olacaksın. Susar mısın? Teşekkür ederim. Özge. Tamam. Ağır yok. Neyse biz ekrana gelelim. ekranı göstereyim sana istersen. O açılana girişi kadar falan çok güzel. Çok ya. Güzel, çok havalı. Zaten bir uyarı gördüğünüzde zaten bu şekilde ekrana geliyor. Buradan joystick'ten kapatabiliyorsun. Zaten bir sorun varsa burada uyarı ışığı yanıyor. Şu an mesela road modundayım. Moda bastıkça burada hangi modda olduğunu değiştiriyorsun debriyajla onaylayarak. Benzinini görüyorsun. Kilometreni görüyorsun. Eğer sen bir yerde başlattıysan trip 1, trip 2 şeklinde sana ortalamalarını veriyor. Yakıt ortalamanı veriyor. Ne kadar kilometre yaptığını veriyor. Şu an motor çalışmadığı için lastiklerin basıncını göremiyoruz ama ön arka lastik basıncını da veriyor sana. Bu da bir değişik bir şekilde hani benzin görüntüsü. Ne kadar kilometre gidebilirsin. Hava derecesini gösteriyor. Farlarını falan gösteriyor. Buradan da diyelim ki çantaları çıkardın. Araziye gireceksin. Basarak ABS'sini ayarlıyorsun. O senin ağırlığına göre işte bir kişi ekranda gösteriyor. Bir kişi. Bir kişi artı bir çanta. Bir kişi artı artçı artı iyi, iki o çanta. Kadar, her şey. Tabii tabii. Sen hangisini seçiyorsan o ona göre hemen yüksekliği, amortisörleri ayarlıyor. Ben şu an teknolojiyle tanışan çomaklı teyze gibi. Yalnız tuşlar falan da çok güzel. Ben Vestron 1050'yi kullandım. Orada böyle sanki bir itme şeyi oyun oluyor. Oynayacakmışsın gibi bir şimdi şey var. Afrika TV'den buna geçtiğimde tuşları kırıyordum az daha. Çünkü orada böyle tak tak diye itmen gerekiyor sinyal verirken. Burada yani tırnağının değmesi yetiyor. Bir süre adaptasyon yapması gerekiyor modunu insanın. Modunu değiştirebiliyor muyum? Bas bakalım. Şu an roddasın. Bir daha bas. Dinamik. Hmm. Eğer diyelim ki onaylamak istiyorsun. Debriyaja bastın, bıraktın. Çok güzel. Bir daha alalım. Modum rain'de kalmasın. Rain. Sen normal roda getir. Bir tane daha bas. Tamam. Debriyaja bastım. Onayladım. Rod oldu. Çok güzel. Menü tuşu var bak burada. Buradan yukarı çıktığımda bunları değiştirdim. Aşağı bastığımda aracıma geliyorsun. Bir daha basıyorsun aşağıya. Aracınla ilgili özellikleri veriyor. Mesela senin bir mesajın var. Biraz önce ekrana uyarı geldi. Lastiklerin ısısı, kaç kilometre akü durumun, her şeyi buradan görüyorsun. Yukarı geldim. Joystick'le sağa gittim. Navigasyon. Kendi çalışıyor mu peki? Denelim mi? Bunun ücretli navigasyonu var. BMW'nin verdiği değil mi? BMW'nin kendi uygulaması var. Uygulamasını indirdiğinde telefondan navigasyon adresini girebiliyorsun ve oradan sana buraya yönlendirebiliyor. Ben motorot uygulaması. Daha basitime geldiği için direkt telefonu buraya koyuyorum. Burada araç bilgisayarı yine bak gösteriyor sana benzinin ne kadar gidiyor, hızlı limitlerin, tüketimin ne kadar olmuş son işte 100 kilometrede. Hepsini buradan tek tek açıp inceleyebiliyorsun. Ne kadar mola vermişsin gibi gibi. Bir sağda ne var? Bir sağa daha gittim. Yine bu da yol bilgisayarı. Yine detayları. Hepsi zaten Türkçe şeklinde yazıyor. Bir saat daha bakalım. Lastik basınçların bar olarak vermiş. O en son kaydettiğini gösteriyor. Bir tane daha yaptım. Bu da ne kadar ne zaman? Aynen. Mesela 2021'in 11'inde servise götürmem gerekiyor. Kaç tane, kaç kilometrem kalmış onu gösteriyor. Yani hafızanda çok bir güzel bir şey. Çünkü ben telefonuma not almak zorundayım. Evet. Sen zaten şöyle sana zaten sen diyelim unuttun, bakmadın da burada. Sana uyarı veriyor zaten. Uyarıyor zaten. Şimdi buradan geri geldim. Yukarıya çıktım. Yalnız bu gölgelik harikaymış ha. Değil mi? Evet. Bayağı kesiyor. Yana geldim. Dediğimiz gibi navigasyon biraz önce konuştuk. Medya buraya kaskını bağlayabiliyorsun.
telefonunu bağlayabiliyorsun. Hepsi üçü bir connect'e oluyor. Buradan müzik açabiliyorsun. Yani yolda giderken buradan hangi müziği açacağını ayarlayabiliyorsun. Telefon aynı şekilde rehberin bağlanıyor buna. Bluetooth'la bağladığın zaman. Yine birini arayacağın zaman buradan seçerek arayabiliyorsun. Ayarlara geldi. Peki burada sadece Apple'ın mı uygulaması var yoksa Android'de var mı? Yani yoksa herhangi bir telefonla bağlanıyor mu? Herhangi bir telefonla bağlanıyor. Aynen, öyle telefona özel bir şey yok. Yeter ki uygulama sen bunu... her ikisinde de var. Aynen, uygulamasını indir yeter ki. Bize biraz gittiğin rotalardan bahsedebilir misin? Tabii ki, seve seve. Suzuki V-Strom'um vardı benim başlarda. Onunla çok aşırı gezmedim. Özellikle şehir içinde gezdim. Çok ağır bir motor gelmişti bana. Afrika Twin'le de Antalya taraflarını, Fethiye taraflarını çok gezdim. Bu motorumla yine Antalya, Fethiye, Ege bölgesinin neredeyse tamamı, İğneada tarafları, Tekirdağ taraflarını gezdim. Langoz ormanlarına gittim. Torosları gezdim. Niğde, Adana, Mersin dağları gezdim. Eğri Göl, yaylalar falan. Birçok yeri gezdim ve gezmeye de devam edeceğim şartlar izin verirse. Kırgızistan'da... Peki yolda insanlar seni nasıl karşılıyor? Yani şöyle, zaten önce benim bir kadın olduğumu düşünmüyorlar. Çünkü saçımı falan da içeri koyduğum için. Yanlarında durup kaskı çıkardığım an... yani reklam. Aynen. Hani bir reklam vardı ya, falım reklamı. Uuu diye... Öyle sesler duyuyorum. Hoş geldiniz. Yani şöyle, herkes yardımcı olmaya çalışıyor çünkü bir kadınsın, evet. Ve büyük, yani onların gözünde çok büyük bir şey başarıyorsun. Böyle özellikle doğuya gittiğimde, bu Torosların o taraflara gittiğimde herkes el pençe, ben kendim mahcup oldum yani. O kadar yardımseverler ki. Şehir içinde bazen magandavari hareketlerle karşılaşıyorum kadın olduğum anlaşıldığında. Bazen o beni rahatsız ediyor. Onun dışında insanların bana bakışı çok hoşuma gidiyor. Çok hep tebrik eder. Hep işte yardımcı oluyorlar. Hoşuma gidiyor yani. Çok teşekkür ederiz bizimle. Çok değerli bilgiler paylaştın. Bize vakit ayırdın. Çok güzeldi benim için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kara Kız'ı da takip edin Instagram'dan. Hoşça kalın.